Bir An TV'de Ersan Çelik'le spor gündem başlıyor. Dün hatırlarsanız son anlarda demiştik ki bıraktığımız yerden başlayacağız. Kiminle bırakmıştık? Galatasaray'la bırakmıştık. Ve Galatasaray'ın işte Konya'da aldığı o 3 puanın Galatasaray'a neler getirdiğini, suların durulup durulmayacağını, bundan sonra nelerin olacağını görme bakımından çok önemli olduğunu söylemiştik. Şimdi bıraktığımız yerden devam edelim. Galatasaray'da neler var, neler oluyor? Galatasaray nereye gidecek? Yarınlar adına Galatasaray'da ne var? Işık var mı, yok mu? Yoksa bu böyle bir hani saman alevi gibi geçici bir parlama mı? Çünkü Konya'da alınan 3 puanı yabana atmamak lazım. Hani tamam Konya'da 3 puan alındı ama bir de peşinden Elazığ deplasmanından kupada 4 gollü bir galibiyet var. Diyeceksiniz ki ya Elazığ da yensin yani. Tamam ama o Elazığ takımını Galatasaray arenada kendi sahasında seyircisinin önünde yenememişti. Maç 1-1 bitmişti hatırlarsanız. Şimdi durum şudur arkadaşlar. Galatasaray'ın Konya maçı öncesi herkes bir endişe içindeydi. Ya biz bu Konya'yı geçemeyiz. Konya karşısında ne yapacağız? Konya bizi yener vesaire gibi düşünülüyordu. Rakipler de böyle düşünüyordu. Özellikle Galatasaray'ın hemen 2 puan gerisinde altında olan Fenerbahçe'de diyordu ki biz Adana Spor'u yeneceğiz. Hemen Galatasaray'ın üstüne çıkacağız. Çünkü Galatasaray Konya'da Konya'yı yenemez. Ama beklenildiği gibi olmadı. Galatasaray gitti. Belki ilk yarım saatte 3 olacaktı, 4 olacaktı. Her neyse adına ne derseniz deyin. Ama olmadı işte o beklenenler düşünüldüğü gibi olmayınca Galatasaray Konya'dan 3 puanı aldı mı? Aldı. Üstelik nasıl aldı? Ayağının tozuyla yeni gelmiş olan Rodriguez'in pasıyla 5 yıldır Galatasaray'da gol atmayan Sabri'nin golüyle aldı. Bu rakiplere biraz da dokunur ya. Şimdi düşünün Galatasaray Konya'yı yeniyor. Kiminle yeniyor? Sabri ile yeniyor. 5 yıldır gol atmamış arkadaş ki en son golünü Sabri yanılmıyorsam 2012 yılında benim de takımım olan Ordu Spor'a atmış. En son golünü bizim Ordu Spor atmış. Bizim Ordu Spor da o golü yedikten sonra 3. lige kadar gitti. Yani şimdi oralarda sürünüyor tabii. O da ayrı bir dava ya. Neyse içimiz yanıyor tabii Ordu Spor'un halini görünce. Biz tekrar konumuza gelelim. Galatasaray'ın durumunu anlatmaya çalışalım. Neyse Galatasaray gitti. Konya'dan 3 puanı aldı. Hanesine yazdırdı. Sonra biz şunu diyorduk. Ya Galatasaray Konya'ya gidecek. Konya Spor maçıyla ikinci yarıya başlayacak. Peşinden 2 gün sonra hemen Elazığ'a gidecek. Elazığ maçı var. Konya'yı yendi. Gitti Elazığ'a. Elazığ'ı da yendi. Geldi. Şimdi Elazığ maçı demişken hemen bilgisini vereyim. Peşinden de Elazığ maçından sonra Rikering'in söyledikleri var. Onu dinleyeceğiz ama bilgisi şudur. Galatasaray Elazığ karşısına neredeyse tam kadro çıktı. Çünkü iş sıkıya gelmişti. Yaşanacak olan bir sürpriz puan kaybıyla gruptan çıkmama durumları vardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Juventus'un olduğu gruptan ikinci olarak çıkan Galatasaray bu defa kupada Elazığ, Erzincan, Tuzla'nın olduğu bir gruptan çıkamama durumu olacaktı ki bu hakikaten Galatasaray adına tarihi bir skandal olurdu. O yüzden zoru gören Galatasaraylı futbolcular çıktılar, oynadılar, 4 gol attılar. Elazığ sporu 4-1 ile geçip gruptan çıkmayı %90 garantilediler. Çünkü son maçları Erzincan'la arenada berabere kalsalar bile gruptan çıkacaklar. Bakalım şimdi Rikering Bey maçtan sonra neler söylemiş. At least happy that the team showed also the spirit and the ambition to make a good performance today. Bu zamana kadar hepinizin bildiği gibi Türkiye Kupası'nda iyi performans göstermedik. Bugün rakibimiz Tuzla Spor'un galibiyetiyle beraber kesinlikle son iki maçımızdaki zaten hedefimiz gruptan çıkabilmek adına 2-2 yapmaktı. O yüzden önemli bir maçtı bizim için. Hem bizim için hem kulübün prestiji için kesinlikle çıkmamız gerekiyordu. Bugün sahaya bakıldığında hırslı oynayan, galibiyeti isteyen, arzulayan bir Galatasaray vardı. Onun için de 3 puan aldığımız için mutluyum. Öncelikle Ahmet'le başlayalım. Ahmet oyunculuğunun, oyunculuğu tabii ki tartışılmaz. Milli takım oyuncusu önemli bir oyuncu ama diğer taraftan karakteri de çok önemli. Bu tip oyunculara gerçekten ihtiyacımız var. Bugün kendisine bakıyorsunuz. Adaptasyon sürecini hemen tamamlamış bir Ahmet var.
takıma adapte olmuş, takım arkadaşına adapte olmuş bir Ahmet var. O yüzden onun gösterdiği performanstan, gösterdiği karakterden memnun olduğumu söyleyebilirim. Geri zaten Konya maçında oynamıştı biliyorsunuz. Sol tarafta oynamıştı. Bu maçta sağ tarafta değerlendirdi kendisini. Zaten kalitesini göstermiş, takım için değerli olduğunu hissettirmiş bir oyuncuydu. Bugün de iyi bir performans. Takım kazanınca Rikerik hiç sağ alttan ısıtmalıydı, şuydu, buydu demiyor. Gayet güzel. 4 golü atınca baba bülbül kesildi, konuşuyor şakır şakır. Şimdi tamam, Konya'yı yendiler, Elazığ'da yendiler. Galatasaray hem ligde hem kupada var olduğunu gösterdi. Lige de sarıldı, kupaya da sarıldı. Peki soru şu, Galatasaray nereye kadar gider? Herkes bunu soruyor. Ben de soruyorum. Galatasaray nereye kadar gider? Galatasaray bu temposunu devam ettirebilir mi? Ligde devam edebilir mi? Kupada ilerlere doğru gidebilir mi? Ki yanılmıyorsam kupada bu gruptan Galatasaray çıkacak. Büyük bir ihtimalle %99 öyle. Diğer grubun birincisi. Diğer grubun birincisi kim arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Lig lideri Başakşehir. Yani bundan sonra Galatasaray'ın karşısına Başakşehir gelecek. Başakşehir'i geçtin. Geçemedin, kupa hayalleri bitecek. Avrupa yok. Diyelim ki kupa da yok. Geriye kala kala bir lig kalıyor. Artık bu ligde de sonuna kadar giderler mi? İşte şimdi kupa bittikten sonra ligde sonuna kadar giderler mi sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. Bakalım bulabilecek miyiz? Ben bu kadar not aldım buraya. Sayfalarca not aldım. Ve bu notların arasında bu sorunun cevabını bulamadım. Aman eminim ki Galatasaray taraftarları bizlerden daha uyanık oldukları için, daha Galatasaray'ı belki iyi tanıdıkları, bildikleri için bu cevabı bulabilirler diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da sorunlar çok. Galatasaray'ın kadrosu belli. Galatasaray ara transferde ihtiyaçları olan mevkilere oyuncular alacaktı. Nereye ihtiyacı vardı? Defansa ihtiyacı vardı. Nereye ihtiyacı vardı? İşte golcüye ihtiyacı vardı. İşte golcü olarak transfer edilecek bir futbolcu beklenirken kanat takviyesi yapıldı. Rodriguez biliyorsunuz Yunanistan'dan transfer edildi, PAOK takımından. Rodriguez iyi bir kanat oyuncusu. Peki Eren derdi yok. Bir anda Eren olarak kalıp derdi yok, derdi çoka dönüşünce Galatasaray taraftarı golcü demeye başladı. Çünkü diyeceksiniz ki Podolski var. Ya Podolski var da işte en son Elazığ maçında da goller attı, attırdı her neyse. Ama Podolski'nin istikrarı yok. Podolski çok sık sakatlanan bir futbolcu. Yani sakatlandığı zaman, lastiği patlattığı zaman öyle kolay kolay geri dönmüyor. Bir gidiyor Almanya'ya, haftalar geçiyor. Zaten bu Almanya'dan gelenlerin kaderi böyle. Almanya'dan gelenleri ya hiç oynatamazsınız. Hatırlarsanız Galatasaray Almanya'dan bir futbolcu transfer etmişti. Grosskreutz diye. Ya şimdi diyeceksiniz ki nerelere gittin? Ama işte hani var ya laf lafa açıyor hesabı. İşte laf lafa açıyor. Bu Grosskreutz'u biliyorsunuz Galatasaray transfer etti. İyi de futbolcuydu. Büyük umutlarla da geldi. Hani o sezonu sakat olmak olarak geçirdi. Çünkü bu sakatlık işine gülüyorum. Ha neden gülüyorum biliyor musunuz? Galatasaray zaten sağlam futbolcu almıyor. Gittiler Kolbein aldılar. Kolbein sakat. Tamam güzel. Hiç ayağına topa sürmeden gitti. Bursaspor'dan Serdar Aziz'i aldılar. Sakat. 3 maç arka arkaya oynadı sakat. Lastik patladı gitti. Yani en son Tolga Ciğerci dediler Almanya'dan. Ciğerci kardeşimizi getirdiler. 2 maç 3 maç ya var ya yok. Bir anda bir parladı gitti baba sakat. Aylardır ortalıkta yok. Ya insan bu süre içerisinde kalp ameliyatı olsa gelir. Barcelona'da biliyorsunuz Abidal kanser tedavisi gördü adam. 3 ay sonra, 2 ay sonra gerilere döndü. Bu Galatasaray nasıl buluyor, nasıl beceriyor? Bu kadar sakat futbolculara hani çuvalla parayı veriyor. Bir de bunları buluyor, seçiliyor, getiriyor kardeşim. Hiç de verimli olamıyor. Her neyse. Yani bu Almanya'dan gelen futbolcuları biliyorsun işte. Grosskreutz'un lisansını da çıkaramamışlardı da skandal patlamıştı. Neler olmuştu anlatmaya gerek yok. Şimdi Rikerik böyle konuşuyor. Konuşacak. Güzel. Galatasaray taraftarı diyor ki tamam sen konuş. Konya'yı da yendin, Elazığ'ı da yendin. Kazanan da haklıdır. Sen haklıysan peki şimdi bizim Karabük maçımız ne olacak kardeşim diyor. Bundan sonra Karabük'e gideceğiz. Karabük'ü geçebilecek miyiz? Peki Karabük'ü geçmek için neler olması lazım? Takımın yapısına bakmak lazım. Takımın yapısına baktığımız vakitte Galatasaray'da şimdi sorunlar şöyle duruyor. Bak yapıdan şu gerçeği görüyoruz. Bu Dursun Özbek
konuşuyor, palavra sıkıyor ama futbolculara 31 Aralık itibariyle senetler vermiş. Demiş ki arkadaşlar biz siz beni idare edin. Bu senetleriniz Aralık sonu itibariyle ödeyeceğim. Neredeyse Ocak bitiyor. 2017 Ocak bitiyor. Daha senetler ödenmemiş. Futbolcular şimdi Karabük spor maçı öncesi ya su koy verirlerse, baba bastır parayı koymasanın üstüne, yoksa çıkmayız derlerse ne olacak? Şimdi bu bir sorun. Başlı başına bir sorun mu? Sorun. Galatasaray'da transfer yakında bitecek. Galatasaray'da ben şimdi soruyorum. Mesela Beşiktaş'ta Cenk Tosun var, Abu Bakar var, Ömer Şişmanoğlu var, Talisca var. Bunların hepsi golcü mü? Golcü. Gidelim Fenerbahçe'ye. Sol var mı? Var. Fernando var mı? Var. Van Persie var mı? Var. Hatta kadro dışı olan Emenike var mı? Var. Bunların hepsi golcü mü? Golcü. Galatasaray'da bana bir tane golcü söyleyin bakayım. Var mı? Çeyrek golcü. Mevsim başı transfer edildiğinde ben bir tweet attım. Bu Eren derdi yok, golcü değil. Sadece iyi bir forvet oyuncusu dedim. Arkadaşlar bana salladılar. Vay Ersan Çelik, sen ne kadar biliyorsun. Bir de 5 hafta gol attı ya arka arkaya. İşte golcünün kralı böyle olur. Yok 25 gol atar, yok. İşte Bayern Münih'li Lewandowski yanında halt etmiş falan dediler. Nerede Eren derdi yok? Yok. Şimdi örnek Beşiktaş'a desen ki Beşiktaş al şu Eren'i, ver bana Cenk Tosun'u desen, Cenk Tosun Galatasaray'da leblebi gibi gol atar mı? Atar. Gol kralı olur mu? Olur. Ya işte Deren tamam yani, diyeceksiniz ki daha ne yapsın? Elazığ'a gol attı işte iki tanem. İyi hayırlı olsun, devam edelim. Şimdi devam edelim. Galatasaray'da başka sorunlar da var. Şimdi bu Rodriguez geldi. Tamam, çok iyi bir kanat oyuncusu. Bir de Bruma var elde. Yani iki tane kanat oyuncum var değil mi? Aslanlar gibi alsınlar gitsinler. Biri buradan ortalayacak, biri buradan ortalayacak. Şimdi bu Bruma var ya, bu Bruma ortamı orta yapmaz arkadaş. Bruma'nın aklı, fikri reyting peşinde. Diyor ki ben ne kadar çok gol atarsam diyor, o kadar çok diyor adımı sanımı duyururum ki duyduğuma göre bu sene değil de seneye, bunun son senesi ya, Tottenham'la galiba işi de pişirmiş. İşte oralara doğru, İngiltere'ye doğru gitmeye çalışıyor. Aklı fikri orada. Yani Galatasaray için oynamıyor, kendi için oynuyor. Peki yeni gelen Rodriguez ne yapıyor? Yeni gelen Rodriguez'in de hedefi Galatasaray'da oynamak olduğu için nihai hedef o takım için oynuyor. Bruma kendisi için oynuyor. Yani ben şimdi Bruma'ya yaptığım eleştiriyi daha iyi anlayın diye halk arasında bir örnek verilir. Böyle kızılan insana hani derler ki ya bu adamı akşamdan sabaha kızılcık sopasıyla ıslatıp ıslatıp döveceksin. Ya şu Elazığ maçında bile milleti çıldırttı ya. Böyle bir oyun olmaz. Buna ya bir başka bir top verecekler. Bu kendi başına oynayacak. Bu takım oyuncusu falan değil. Bunun yarardan çok Galatasaray'a zararı var. Bu bir. Koyalım cebe. İki. Öbür tarafta Yasin var. Hani affedildi, geri döndü ya. Yasin de bundan beter. O da kendine çalışıyor. İki gol atıyor. Gidiyor 1.100.000 euro. Çok az, ben zam istiyorum. Gol attı zam. Gol attı zam. Bunu kadro dışı bırakıyorlar. Sonra pişman olduk, affediyorlar. Bu defa patlattı lastiği Galatasaray yönetimi. Çünkü bakın göreceksiniz, bu Yasin bundan sonra bir vukuat işlerse bu vukuatın sonunda Allah şeye kolaylık versin diyorum teknik direktöre. Çünkü yani iyi anlayın, yine kafayı geçirir bir yerde. Çünkü bu Yasin'in sağa solu belli olur mu kardeşim? Adam iki gol atacak, oyundan çıkaracaksın. Hoca yedi ayvayı. O yüzden oyundan da çıkaramaz. Çıkarırsa da herhalde Yasin'in böyle bir 10 metre uzağında durur. Yani bir aklıma şimdi tabii bu arada şey geldi. Yıllar önceydi, Mustafa Denizli milli takımı çalıştırırken başarısız bir sonuçtan sonra eski İnönü Stadı'nın merdivenlerinden Mustafa Denizli daha birinci basamakta, üst başama basamakta, 6-7 basamak üstte Amigo Orhan vardı. Amigo Orhan bir baktı Mustafa yaklaşırsa ne olur ne olmaz diye oradan o 5 basamaktan Mustafa'nın üzerine uçtu. Ya böyle şeyler olmuyor değil yani. Oluyor. O yüzden Yasin'e dikkat etsin bu Riekerink efendi. Pardon, Riekerink Bey dikkat etsin. Çünkü şimdi maç kazanınca tekrar Riekerink Beyliğe döndü diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle Riekerink ne diyor? Ahmet Çalık diyor, kısa sürede uyum sağladı diyor. Ahmet Çalık da çok Galatasaray'ı isteyerek geldi. Uyum sağlaması gayet doğal. Oynayacaktır mutlaka ama defansa bir Ahmet Çalık yetmez. Öte yandan Eren derdi yok. Hadi çeyrek golcü diyelim. Çeyrek golcüyle Galatasaray yürümez.
Galatasaray bu Bruma'nın ara sıra atacağı gollerle, ara sıra işte 90 dakikada 10 topu ezip bir topu pas yapacak, işte Elazığ maçında da öyle yaptı. Vermedi. En sonunda bir tane verdi. Herkes verdiğine bakıyor. Şimdi biz bardağın boş tarafını bırakalım, dolu tarafından bakalım. Bakmaya çalıştığımız zaman şunları görürüz. Tamam, Bruma var. Onu bir şekilde hoca veya birileri eğer köşeye çekip kulağını çekerlerse diyelim ki düzelttiler. Öbür tarafta Rodriguez, işte Yasin de var. Bunların hepsinin arkasında bir de Snyder var. Selçuk'u da diyelim ki formunu yükselttiler. Eğer Çin'den yeni bir teklif gelmiş, Çin'e mine gitmezse, onun da biraz form düzeyi yükseltilirse, yukarı doğru çekilirse, hizaya getirilirse, Galatasaray'da sanki belirli bir yerlere doğru gidilir. Ama ve lakin ben yine iddia ediyorum, Galatasaray'ın bir transfer dönemi bitmeden acil Elmander gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Hem gol atacak, hem ileri geri gidecek, gelecek, çalışacak. İki, defansa Ahmet Çalık'ın yanına mutlaka ve mutlaka Popescu özelliğinde bir oyuncu gerekir diye düşünüyorum. Alınlar mı? Alabilirler. Şu anda transfer dönemi, kiralık oyuncu mutlaka alınabilir. Eğer bunlar yapılırsa Galatasaray bir yerlere gelebilir. Aksi takdirde Galatasaray çok uzun süreli böyle Konya galibiyeti, Elazığ galibiyetlerinin arkasını getirir gibi durmuyor. Şahsen ben öyle görüyorum ve Galatasaray'a şimdilik burada noktayı koyuyorum. Bakın bu Karabük maçına tekrar döneceğim. Yarın ve cuma günleri bahsedeceğim ama Karabük maçında biliyorsunuz Snyder sarı kart cezalısı olduğu için oynamayacak. Bu da Galatasaray için bir dezavantajdır. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de ne var diyeceksiniz? Fenerbahçe kupada yoluna devam ediyor. Zaten orada bir sorun yok. Ancak Fenerbahçe'nin hafta sonu olmazsa olmaz bir maçı var. Lider Başakşehir'le. Ne yapacak, ne edecek? Fenerbahçe bu maçı alacak. Yani belki de bu sezonun en önemli, en önemli maçını oynayacak. Başakşehir'i yenmek zorunda. Başakşehir'i yenemezsen ne olur biliyor musun? Ondan sonra karşıdaki stadın kapılarına kilidi asmak gerekiyor. Şeye de, avukata da, baba olmadı sen tasını tarağını topla git, bu seneyi kaybettik derler herhalde. Bunu dememek için avukat futbolculara diyor ki ey arkadaşlar bakın maç çok önemli, kazanmak zorundayız, aklınızı başınıza toplayın, böyle Adana Spor maçındaki gibi uyur gezer olmayın, herkes sorumluluğunu bilsin, ne yapacağız, ne edeceğiz, kazanacağız. Tabii bir maçın hakemi de tartışılıyor ama ya Bülent Yıldırım gelir oraya ya da bilmiyorum herhalde Fırat da olabilir yani. Bekleyip göreceğiz bakalım kim olacak diye. Bu arada Fenerbahçe tabii bunları yaparken bir de 10 numara arıyor. 8.5-9'u geç 10 numara. Bu Mehmet Ekici olayı hala sıcaklığını koruyor. Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gideceğim diyor, Trabzon vermem diyor. Ama ben Mehmet Ekici'nin son anda Fenerbahçe'nin biraz parayı yükseltmesiyle Fenerbahçe'ye geleceğine inanıyorum. Buna da noktayı koyalım. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Beşiktaş diyelim. Bakın Beşiktaş'ta ne var? Beşiktaş şimdi Babel'i aldı, Mitrovic'i aldı. Bir ara eski futbolcusu Ersan Adem Gül'ünle ilgileniyordu. Çin'de biliyorsunuz kendisi ama şu ana kadar bir gelişme olmadı. Peki bu ekrandaki yakışıklı kim diyeceksiniz? Tanıdınız siz onu. O Atletico Madrid'li, eski Liverpool'lu, Chelsea'li Torres. Bakın boylu, postlu, yakışıklı kardeşimiz şu anda 33 yaşında. Atletico Madrid'de takıma pek giremiyor. Beşiktaş demiş ki ver bize. Atletico Madrid Başkanı Cerezo ile görüşmüş. Cerezo demiş ki ben size veririm bu arkadaşı. Bir şey de istemiyorum, para da istemiyorum. Zaten bizde takıma giremiyor. Ama bizden aldığını siz onunla görüşün, konuşun, verin ona. Futbolcu da sizin olsun demiş. Futbolcuyla görüşmeler sürdürülüyor. Eli kulağındadır deniliyor. Yani bugün, yarın işte çok kısa bir süre içerisinde bir bakarsınız Torres Beşiktaş'a gelmiş olabilir. Gelirse de iyi olur. Ama şöyle de bir bilgi geliyor. Eğer Torres deniliyor Beşiktaş'a gelmezse Beşiktaş golcü arayışını noktalayacakmış. Yani golcü almayacakmış. Torres ya Torres ya da yok diyorlar. Bunu da göreceğiz. Şimdi sonlara geldik ama ilginç bir haber var. O da şu. Ertuğrul Sağlam Alanya Spor'la bir anlaşma yaptı. Akşam oturdular, görüştüler, el ele verdiler. İşte Alanya Spor'lu yöneticilerle hemen flaş Alanya Spor anlaştı Ertuğrul Sağlam'la dediler. Ama sabah bir baktık anlaşma bozulmuş. Ertuğrul Sağlam
benim isteklerim olmadı. Olmadığı için de Alanya Spor'a gidemiyorum dedi. İşte ekranda görülen Ertuğrul Sağlam kardeşimiz, iyi bir hoca. Ve bu iş bitti. Son haberle kapatıyorum. O da şu: Ufuk Sarıca basketbol milli takım teknik direktörlüğüne, koçluğuna getiriliyor. Aynı zamanda Beşiktaş'ın koçudur kendisi. Her ne kadar Aziz Yıldırım kulüp takımı çalıştıran, milli takımı çalıştıramaz diye karşı çıksa da Ufuk Sarıca milli takımın başına geldi. Açıklama yapılacak. Dileyelim ve umuyorum ki Ufuk Sarıca'ya herkes destek versin, eleştiri yapmasın. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.